Öncelikle bir topraklama nedir ve topraklama çeşitlerinden size bahsedelim. Topraklama, makine ve cihazların iletken olan bölümlerinin toprağa iletkenle irtibatlandırılmasıdır. Topraklama çeşitlerine baktığınız zaman koruma topraklaması, fonksiyon topraklaması, işletme topraklaması gibi çeşitleri vardır. Koruma topraklaması direkt cihazların dış gövdelerinden alınan iletkenin, trafoların olabilir, diğer makinaların, ekipmanların olabilir. Dış gövdelerinden ortak bir hat alınarak toprağa bağlı olan kazık veya levhalara irtibatlandırılmasıdır. Amaç gövdeye ulaşacak bir akımın toprağa akıtılması, güvenli bir yoldan toprağa akıtılmasıdır. Cihazların üzerindeki statik yüklerin toprağa akıtılmasıdır. İşletme topraklama ise arkadaşlar trafoların yıldız noktasının topraklanmasıdır. Trafo fazları arasında bir akım döngüsü oluşturabilmesi için bu yıldız noktanın toprakla irtibatlandırılması gerekmektedir. Yani bir sıfır noktası oluşturulur. Fonksiyon topraklaması ise arkadaşlar bir cihazın işlevini yerine getirebilmesi için gerekli olan yapılan topraklamadır. Genellikle parafudurlarda bu görülür. Parafudurların toprak hattıyla irtibatlandırılmasıdır. Oluşacak aşırı gerilimlerin toprağa akıtılması için kullanılır. Yandaki şekilde bakacak olursanız bir parafudur görüyorsunuz. Şurada parafudurun çıkış noktası toprakla irtibatlandırılmış. Makine ve cihazların dış gövdesi ise toprakla irtibatlandırılmasına biz koruma topraklaması diyoruz. Arkadaşlar tabi bu hususi olarak özel her makine ayrı ayrı topraklanmaz. Bir toprak hattı dediğimiz topraklama kablosuyla bütün cihazların gövdesine iletken teması yapılabilir. Aynı şekilde trafolarda da arkadaşlar trafonun gövdesinin toprakla irtibatlandırılmasına trafonun koruma topraklaması denir. Aynı zamanda nötr ucunun da arkadaşlar şebekeye giden nötr hattının da şekilde görüyorsunuz. Toprakla irtibatlandırılması, ayrıyeten bir topraklama yapılmasına da biz işletme topraklaması diyoruz. TT şebekelerde koruma topraklaması ve işletme topraklaması arasındaki mesafenin en az 20 metre olması istenir arkadaşlar. Eğer gerekli uygun şartlar sağlanabilirse bu topraklamalar birleştirilebilir ama TT şebekelerde ayrı olarak yapılmaktadır. Dağıtım şebekelerinin topraklama tiplerine göre sınıflandırılmasına geçecek olursak, alçak gerilim dağıtım şebekeleri topraklama açısından TT şebeke, TN şebeke ve IT şebeke şeklinde üçe ayrılır. TN şebeke de kendi arasında arkadaşlar TNC, TNS ve TNCS olmak üzere yine 3 gruba ayrılır. Bunları açıklamadan önce kullanılacak sembol ve harfler hakkında bir bilgi verelim. Arkadaşlar T harfi terra'dan gelir, toprak demektir. N harfi nötrdür. I harfi isolated, izolasyon demek, yalıtım demek. P harfi de arkadaşlar bizim tesisatta şebekede dolaşan koruma iletkenimizi temsil eder. PEN harfi ise arkadaşlar toprak ve nötr birleşik şekilde yani koruma iletkenimizle toprağın birleştirilerek tek hat şeklinde çekilmesi ve buna PEN isminin verilmesidir. S separated ayrık demek. Yine C harfi de kombinant yani birleştirilmiş demektir. Burada TT, IT veya TN iki harften oluşur. Burada ilk harf arkadaşlar akım kaynağının yani transformatör merkezinin yapısını topraklama durumunu gösterir. Bizim trafo merkezimizin topraklama durumunu gösterir. Yani işletme kısmının işletme topraklaması. Burada ilk harf T ise arkadaşlar şebekenin bir noktası mesela yıldız noktasının topraklanmış olduğu anlamına gelir. Eğer I harfi ise arkadaşlar şebekenin yıldız noktası yani trafomuzun yıldız noktasının toprağa karşı yalıtılmış şebekenin bir noktası bir empedans üzerinden de veyahut da topraklanmış anlamındadır. Şuradaki şekle bakacak olursanız bakın şu yıldız noktası şebeke olarak toprağa bağlanmış. Burada kısmı arkadaşlar trafo akım kaynağını biz burada T ile sembolize ediyoruz. T harfiyle gösteriyoruz. Eğer şu şekilde topraklama yoksa veyahut da şuradaki görmüş olduğunuz kısımdaki görmüş olduğunuz bir direnç empedans üzerinden topraklanmış ise biz buna da isolated yani yalıtılmış diyoruz arkadaşlar. İlk harf bunları temsil ediyor. İkinci harf de arkadaşlar tüketici cihazların bizim sahadaki cihaz ve makinalarımızın
madeni kısımlarının toprağa karşı durumunu gösterir. Buna göre ikinci harf T ise arkadaşlar bu cihaz ve gövdelerinin topraklandığı anlamına gelir veya bir topraklama özel koruma hattıyla irtibatlandığı anlamına gelir. Eğer ikinci harf N harfi ise arkadaşlar buradaki kısmın nötr iletkeniyle birleştirildiği anlamına gelir. Yani korunacak olan gövdelerin açıktaki bu iletken kısımların arkadaşlar bizim nötr hattımızla doğrudan irtibatlandığı anlamına gelir. N harfi, ikinci harfi. Ayrıyeten projelerde, sembollerde de arkadaşlar şu şekilde görmüş olduğunuz 3 tane yan yana çizgi faz iletkenlerini temsil eder. Şu şekilde yuvarlak başlı bir tek çizgi ise nötr iletkenini temsil eder ya da ortak iletken de denebilir. Şu şekilde kesik bir çizgi ise arkadaşlar bu da koruma iletkenimizi temsil eder. P iletkenimizi temsil eder. Eğer hem kesik hem de yuvarlak bir başlık varsa arkadaşlar şu şekilde görüldüğü gibi ise bu da pen iletkenini temsil eder. Pen iletkenin nötr ve koruma iletkeninin birleştirilmiş halidir. Şimdi arkadaşlar topraklamaya göre şebeke tiplerini incelemeye geçebiliriz. Burada ilk olarak TT şebekeye bakalım. TT şebeke en çok kullanılan, en yaygın olarak kullanılan şebekedir. TEDAŞ'a bağlı sistemlerin %90'ında TT şebeke kullanılır. Bu şebeke şeklinde şebekenin yıldız noktası direkt olarak topraklanmıştır. Buna biz işletme topraklaması diyoruz aynı zamanda. Tesise ait madeni kısımlar ise işletme topraklamasından ayrı olarak topraklayıcıya bağlanmıştır. Bu da koruma topraklamasıdır. Yani şurada trafomuzun yıldız noktası görüyorsunuz bakın topraklanmış. Ayrıyeten şebeke cihazlarımız da ayrıyeten burayla irtibat kurulmadan topraklanmıştır. Ha, bunlar kendi arasında bir koruma hattıyla irtibatlandırılıp toprağa da verilebilir. Böyle tek tek topraklama olmaz. Ama şöyle düşünelim. Trafomuzun yıldız noktası bu görmüş olduğunuz topraklamalarla yani koruma topraklamalarıyla irtibatlı değildir. Cihazın koruma topraklaması ile işletme topraklaması arasında herhangi bir bağlantı yoktur. TT sistemde aşırı akım cihazları hata akımını kesmekte zorlanır. Dolayısıyla akım devrelerinde RCD yani kaçak akım koruma röresi takılması zorunludur. Arkadaşlar, TT sistemlerde hata akımı bulunan topraklama direncine bağlıdır. Yani şurada bakın bir kaçak olduğunda hatamız bizim şu şekilde şurada bir kısa devre olsun. Şu hatta bir kısa devre olduğunda bizim hatamız diyelim ki faz şu görmüş olduğunuz faz temas etti. Bizim bu hatamız şu noktadan devam ederek topraklama üzerinden devresini tamamlayacaktır. Bu nedenle TT sistemlerde topraklama direncinin düşük olması gerekmektedir. Bu da çok önem arz etmektedir. Ama istenilen topraklama seviyesine ulaşmak da zordur. Bu nedenle RCD yani kaçak akım artık akım cihazı kullanmak mecburidir. TT sistemde topraklama tesisatın ana ögesidir. Hata akımı topraklama direnci tarafından tayin edilir. Direnç toprağın cinsine, nemine ve topraklama tesisinin yapısına göre, mevsime göre sistemin tesisatın aşınmasına göre değişmektedir. Sistemin nötrü ve cihazlar ayrı ayrı topraklanmıştır. Bunlar birbirinden bağımsızdır TT şebekede. TT şebekenin avantajları neler? Dezavantajları neler? Bunlara bir bakalım. İşletme açısından ucuzdur. Çünkü hata akımları topraklama sisteminin dirençleriyle sınırlı olduğundan tesisatta hasara yol açmaz. Hata akımları kısa devreler mertebesinde değildir. Topraklama direnci üzerinden geçtiği için belirli bir sınırlamaya maruz kalır. Bu da tesisteki mekanik zorlamayı ortadan kaldırır. Ama bu bir dezavantajdır. Açması akım açısından da bir dezavantajdır. Onu da söyleyelim. Kaçak akım cihazın tam seçiciliği sayesinde hatanın yeri kolayca belirlenebilir. Artık akım anahtarı kullanılmak mecburidir. Elektrik tesisatının tasarımında karmaşık hesaplara gerek yoktur. Mevcut tesisatın genişletilmesi sırasında hata akımlarının hesaplanmasına da gerek yoktur. TT sistemin dezavantajları neler? Dezavantaj olarak bakacak olursak, kaçak akımı düşük bir değerde sınırlandırmak için topraklama direncinden yararlanacak şekilde ayrı topraklama noktaları yapılmalıdır. Nötrden ayrı olarak bir ayrıyetinde topraklama hattına da gerek vardır. TN sistemlere bakalım. Bu şebeke tipi özel trafosu olan işletmelerde yaygın bir kullanıma sahiptir.
Burada şebekenin bir noktası yıldız noktası, yani doğrudan toprağa topraklanır. Bu yapılan işleme işletme topraklaması diyoruz. TN tipi şebekede koruma topraklamasına ve sıfırlamaya müsaade edilir. TN sistemde hata akımları topraklama direncinden bağımsızdır. TN sistemler nötr ve koruma iletkenlerinin düzenlenmesine göre 3 tipe ayrılır TN şebekeler. Bunlar arkadaşlar TNC, TNS, TNCS olarak sınıflandırılır. Burada C kombinet, yani birleştirme demek. Yani topraklama ve koruma ve nötr iletkeninin birleştirilerek tek hatı olarak çekildiği sistemdir. S separated, yalıtma demek. P ve N, yani koruma iletkenimiz ve nötr iletkenimiz arkadaşlar ayrıyeten çekilmiş hatlardır. Birbirinden ayrılmıştır. Bunların ikisinin de bir arada kullanıldığı sistemlere de biz TNCS sistemler diyoruz arkadaşlar. Şimdi TN sistemleri detaylı olarak inceleyecek olursak önce TNC sistemden başlayalım. TNC sistemde tesise ait bütün madeni kısımlar koruma ve nötr iletkenleri birleştirerek şebekenin tamamında ortak bir tek iletken, PEN iletkeni olarak çekilir. Yani bizim koruma hattımız ve nötr hattımız burada birleşmiştir. Tüm cihazların metal gövdeleri PEN hattına bağlanır. PEN hattı ise trafoların yıldız noktasında toprağa bağlıdır. Ayrıca herhangi bir hata durumunda PEN hattının toprağa olan potansiyelinin yükselmemesi için PEN hattı farklı noktalardan da topraklanabilir. Bu sistemde arkadaşlar kaçak akım rölesi tutmaz, kaçak akım kullanılmaz. Elektromanyetik kirlilik açısından da çok tavsiye edilen bir sistem değildir. Burada hata akımının açma değeri arkadaşlar, hata akımı çok çabuk açar. Çünkü hata anındaki oluşacak akım topraktan değil, direkt nötr hattı üzerinden devresini tamamlayarak kısa devre mertebesinde bir akımla sistem kendisini çok çabuk açacaktır. Bu şekilde gördüğünüz zaman burada PEN yazan hattımız arkadaşlar aynı zamanda nötr hattıdır da. PEN yazan hat hem nötr hem toprak ortak tek iletkendir. Bu iletkenlerin kopması, nötr kopması olayı olacağından son derece tehlikelidir. Bu nedenle birden fazla topraklama elektrodu döşenebilir gibi bir not düşülmüş yönetmelikte. Böyle bir sistemde kaçak akım rölesinin kullanılamaması da büyük bir dezavantaj. Koruma ve nötr fonksiyonu burada birleştirilmiştir arkadaşlar. Faz nötr yer değiştirmesi büyük risktir. Nötr kopması burada büyük risktir. Bu nedenle tavsiye edilen bir sistem değildir arkadaşlar. TNS sisteme bakalım. TNS sisteminde tesise ait bütün madeni kısım koruma hattı üzerinden işletme topraklamasına bağlanır. Koruma ve nötr iletkenleri şebekenin tamamı boyunca ayrı ayrı çekilir. TNS sistemde ise aynı şekilde koruma topraklaması işletme topraklamasına bağlıdır. Ancak TNC sisteminden farklı olarak koruma iletkeni ve nötr iletkeni tüm şebeke boyunca ayrı ayrı çekilmiştir. Ve koruma iletkeni ayrıca farklı toprak noktalarına bağlanabilir. Cihazların metal gövdeleri koruma iletkenine bağlanır. Bu sistemde arkadaşlar artık akım anahtarı kullanılabilir. Bu bir avantajıdır. Şurada şekle baktığınız zaman TNS sistemde arkadaşlar nötr hattımız, mavi olan şu hattımız görülüyor. Şu görmüş olduğunuz sarı yeşil bizim koruma hattımız. Aynı şekilde TT sistemde de bu var. Fakat burada bir fark var. Şurada bakın, koruma hattıyla nötr hattının köprülendiğini görüyorsunuz. Şu okla gösterdiğim yer arkadaşlar bu sistemi TN yapan kısımdır. Şuradaki bağlantı bu sistemi TN sistem yapar. TN sistemin avantajı burada kullanılmıştır. Yani hata durumunda açma akımının topraklama sisteminden bağımsız olması burada bir avantajdır. Aynı zamanda artık akım anahtarının da burada kullanılabiliyor olması bir avantajdır. Nötr ve toprak ayrı olduğu için birbirinden arkadaşlar elektromanyetik kirlilik açısından da çok fazla bir sorun oluşturmaz. Tüketiciler de aynı zamanda nötr kopmasından da etkilenmezler. Tavsiye edilen bir sistemdir. Özellikle hususi trafosu olan fabrikalar, işletmeler TNS sisteme geçmesi tavsiye edilir arkadaşlar. TNCS sistem. Burada da arkadaşlar TNCS sistemde koruma ve nötr iletkenler şebekenin bir bölümünde ayrı, bir bölümünde ise ortak bir iletken olarak çekilir.
TNCS sistemde TNC sisteminde olduğu gibi trafo yıldız noktasından gelen hat şebekenin bir noktasına kadar nötr ve toprak hattı birlikte yani pen olarak gelir. Bunlar bir noktadan sonra nötr hattı ve P hattı olarak birbirinden ayrılır. Ayrıldıktan sonra arkadaşlar tekrar bunların birleştirilmesi olmaz. Burada şebekede hem TNC hem de TNS sistemin özellikleri kullanılır. Bu büyük şebekelerde karmaşa yaratacağı için arkadaşlar bu da çok fazla tavsiye edilen bir sistem değildir. Şimdi genel manada TN sistemin avantaj ve dezavantajlarına bakacak olursak TN sistemler montaj açısından en ucuz sistemdir. İkincisi de faz iletken kesti 10 mm kareden büyükse nötr ve toprak iletkeni birleşik olarak TNC sistem uygulanabilir. TNS sistemin dezavantajı nedir derseniz hata anında devrenin kesilmesi gerekir. Yani ana şalter veya sigortanın off konumuna geçmesi gerekir. İşletme açısından pahalı bir sistemdir. Çünkü her yalıtım hatası kısa devreye eş değerdir. Bu da sistemi mekanik olarak zorlayacaktır. Yani her yalıtım hatasında kısa devre mertebesinde bir akım o noktayı zorlayacaktır. Bu da baraların zorlanmaya dayanması gerekir ve yangın riskini yükseltir. Mühendislik açısından biraz pahalı bir sistemdir. Sigorta veya devre kesicisi açtıran hata akımları için kablo uzunlukları hesaplamalarının güçlüğü söz konusudur. İşletmede yapılacak her ilave için yukarıda bahsedilen hesapların yeniden yapılması gerekir. Bu TN sistemleri içinde arkadaşlar şu an önerilen sistem TNS sistemdir. TNS sistem tavsiye edilen bir sistemdir. Diğerleri zorunlu durum olmadıkça tavsiye edilmez. Son olarak da IT şebekeye bakalım. IT şebeke genellikle besleme sürekliliğinin gerekli olduğu yerlerde kullanılır. IT şebekede gerilim kaynağımız olan trafonun yıldız noktası yalıtılmıştır. Bakın şurada işletme topraklamamız yok. Burada işletme topraklamamız olmadığı için biz buna isolated, yalıtılmış diyoruz. Veya bu yüksek bir empedans veya direnç üzerinden de topraklanmış olabilir. Bu durumda da biz bu noktaya ne diyoruz? Isolated yani yalıtılmış diyoruz. IT şebekelerde tüm cihazların görevleri binaların temas edilebilecek bütün metal parçaları koruma topraklamasına bağlanmalıdır. Genelde bunların kullanım yerleri arkadaşlar hastane ameliyat odaları, gemi ve uçaklar, maden ocakları, otomotiv kimya sanayinde genelde kullanılan yerlerdir. IT sistemde arkadaşlar yalıtım izleme koruması, aşırı akım koruma düzenleri, artık akım koruma düzenleri kullanılabilir. TT ve TN sistemler genel bir sistemin adıdır. IT sistemler daha çok lokal bir sistemdir arkadaşlar. Bu sistemlerin altında lokal bölgelerde uygulanan bir şebeke tipidir. IT sistemin avantajlarına bakalım. İlk hatada devrenin kesilmemesi işletmenin sürekliliğini sağlar. İşletme sürekliliğinin çok önemli olduğu kamu binalarında, hastanelerde, otellerde tercih edilen tek sistemdir. İlk yalıtım hatası sürekli yalıtım izleme cihazı ile izlenerek zamanında ortadan kaldırılıyor ise insan hayatı ve yangına karşı en iyi korumadır. İlk yalıtım hatasında kaçak akımın şiddeti düşük olduğu için tesisat zarar görmez. Şebekede yüksek seviyede bir izolasyon sağlar. IT sistemin dezavantajına bakacak olursak burada maksimum kablo uzunluklarını hesaplamanın zorluğu vardır. Meydana gelen yalıtım hatalarının yeri hemen belirlenmeli ve müdahale edilmesi gerekmektedir. Birkaç muhtelif soruyla konumuzu toparlayalım. Uygulamada hangi sistem daha çok kullanılmaktadır? Buna bakalım. Uygulamada arkadaşlar ülkemizde TEDAŞ'a bağlı sistemler TT sistem uygulanmaktadır. Eğer TEDAŞ'tan enerjinizi alıyorsunuz direkt olarak TT sistem uygulamak zorundasınız. Özel trafosu olan işletmelerde ise TNS sisteme geçiş noktasında bir teşvik vardır. Özel fabrika ve işletmeler TNS sistem uygulamaktadır. Hastane ve maden ocakları gibi yerlerde de arkadaşlar IT sistem uygulanmaktadır. Ama ülkemizde baktığınız zaman TEDAŞ'a bağlı sistemler %90 oranında TT sistem üzerine kurulmuştur. Pratik olarak söylemek gerekirse Türkiye'deki sistemlerin %90'ı TT'dir. IT sistem ise %90 hastanelerde kullanılan bir sistemdir.
TNN sistem ise genelde fabrikalarda, özel trafosu olan yerlerde istek üzere tasarlanır ve kullanılır. TNS ve TNC veya TNCS sistem bunları kurmak için de özel hesaplar yapmak gerekmektedir. Çalışan bir fabrika trafosunun topraklama sisteminin TN mi TT mi olduğunu nasıl anlarız? Burada arkadaşlar bir elektrik tesisinin ana panosunu açıp baktığınız zaman baraları görürüz. Bunlar faz baraları, nötr barası ve toprak barası olabilir. Eğer ana panonun içinde nötr barası ve topraklama barası birbirinden bağımsız bulunuyor ise TT sistemdir diyebiliriz. Çünkü TT sistemde koruma iletkeninin nötr iletkeninden ayrı çekilir. Bağlantısı yoktur yani. Burada dikkat etmemiz gereken bir noktada ana panoda yine nötr barası ve topraklama barası olup bunlar birbirlerine köprülenmiş olabilir. Bu durumda sistemimiz TN sistem olur. Çünkü koruma iletkeni ve nötr iletkeni birbirine bağlıdır. Yani koruma topraklaması işletme topraklamasına bağlıdır da diyebilirsiniz. Son olarak panoda toprak barası hiç olmayabilir. Nötr barasına hem toprak iletkeni yani koruma iletkeni hem de nötr iletkeni gelmiştir. Bu durumdaki sistemlere de biz TN sistem diyebiliriz. Eğer panonun içini gözlemleme durumumuz yoksa arkadaşlar nötr ve toprak empedansını ölçerek de tahminde bulunabiliriz. Burada TN sistemlerde ölçülen değer birkaç ohmu geçmez. Çünkü TN sistemlerde nötr ve toprak birleşiktir. O birkaç ohm da kabloların ek yerlerinin direncidir. TT sistemde arkadaşlar nötr toprak arası ölçülen direnç 10 ohm civarındadır. Hatta belki daha da yüksek olabilir. IT sistemlerde ölçülen değer çok yüksektir. Yani ölçüm skalasının da dışında olabilir. IT sistemlerde arkadaşlar nötr ve toprağın kesinlikle irtibatı yoktur. Ek bilgi olarak şunu da söyleyelim. TT sistemde trafonun nötrü topraklı, cihaz gövdeleri de topraklıysa bu TT sistem diyebilirsiniz. TN sistemde trafonun nötrü topraklı, cihazın gövdesi de nötre bağlıysa buna da TN sistem diyebilirsiniz. IT sistem ise trafoların nötrü topraksızdır ve cihazların gövdesi de topraklıdır. Buna da IT sistem diyebilirsiniz. Sıfırlama nedir? Uygulanabilir mi? Sıfırlama elektrik aygıtlarının metal bölümleriyle pen özelliği taşıyan nötr iletkeninin birbirine bağlanmasıdır. Topraklamaya göre daha kolay ve ucuz olan bu yöntemde elektrikli aygıtta herhangi bir kaçak olduğunda kısa devre oluşur ve sigorta atarak cihazın enerjisini keser. Sıfırlamanın sakıncaları binayı besleyen ana kolon hattının kopması sonucu yeniden bağlantı yapılırken nötr faz uçları yer değiştirirse bu durumda sıfırlamayla korunan aygıtların gövdesine faz gider. Bütün gövdelere faz vermiş olabilirsiniz. Bu durumda sigorta da atmaz, tehlikeli risk oluşur. Sıfırlamayla korunan aygıtın besleme kablosunda nötr hattı koptuğunda faz arkadaşlar alıcıların gövdesine gider. Yine burada sigorta atmaz. Bu da kullanıcılar için ölümcül bir risk oluşturur. Bu nedenle tehlikelidir ve yasaklanmış bir sistemdir arkadaşlar. Sonuç ve öneri olarak arkadaşlar Profesör Doktor İsmail Kaşıkçı hocamızın bir makalesinden bir kısım aldım. Makalenin tamamını ben aşağıya ekleyeceğim. Bunu indirip çıktısını alıp okumanızı özellikle tavsiye ediyorum. TNS sistem kullanılan en güvenli sistemdir şu an için. Nötr ve koruma iletkeni üzerinde akan kaçak akımlar en aza indirgenir. Cihazların bozulması önlenir. Hata anında otomatik açma için topraklamaya ihtiyaç yoktur. Ancak topraklama ve potansiyel dengeleme tesiste oluşabilecek potansiyel farklılıkların ortadan kaldırılması için uygulanması zorunludur. Yerel olarak kurulu yani kendi trafosu olan bir işletmede TT sistemden TN sisteme geçiş olanaklıdır ve teşvik edilmiştir. Sistem enerjisinin girişinden itibaren ele alınmalı. TN sistem koşulları incelenmeli. İyi bir test ve raporlama işlemi yapılmalıdır. Koruma iletkeni, sigorta, artık akım anahtarı ve ark hata anahtarı gibi koruma cihazlarının seçimi ve tesisi seçicilik temel topraklama ve potansiyel dengeleme iletkenleri sistemin en önemli ögeleridir. Yeni kurulan iş ve yerleşim merkezlerinde, otel ve hastanelerde, köylerde TNS sistem uygulanmalıdır.